Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız bizimle birlikte. Nasılsınız Mehtap Hanım, iyi misiniz? İyiyim. Çok teşekkürler Tuğay Hanım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sizinle röportajımıza çok güzel bir fotoğrafı bizi izleyenlere göstererek başlamak istiyorum. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz günlerde gong Arzum için çaldı ve bu gong töreninde o fotoğrafta siz de yer aldınız. Bu bizim için hakikaten mutluluk verici bir fotoğraftı, sizi o kadenin içinde görmek. Çünkü yönetim kademelerinde kadınlarımızın oranı çok az. Bu yüzden mutlu olduk. Siz neler hissettiniz ve bu fotoğrafı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle halka arz süreci benim için gerçekten de muhteşem ve eşsiz bir deneyimdi. Ben kariyer dünyasındaki meslektaşlarımın da aynı heyecanı hayatlarının bir döneminde yaşamasını dilerim kalpten bir şekilde. Evet, dediğiniz gibi yönetim kademelerindeki kadın oranı günümüzde halen yetersiz. Bir gelişme var, bunu izliyoruz da ama ne yazık ki istediğimiz hızda değil. Bunun altında da birçok faktörler var. Toplumsal faktörlerden kurumların bakış açılarına kadar birçok neden çıkıyor önümüze baktığımızda. Ben bu alanlarda gelişme sağlandıkça yönetim kademelerindeki kadın sayılarının da artacağını düşünüyorum. Tabii bir de kadınların da başarabileceklerini bilmeleri ve bu yönde sağlam ve istikrarlı adımlar atmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada kendimden bir örnek vermek de isterim. Zaman zaman hep bana kadın olmanızın iş dünyasında yaşadığınız zorlukları oldu mu sorusu yöneltiliyor. Ben her seferinde düşünüyorum, belki de vardı ama benim yapabileceklerime inancımda cinsiyet yoktu. O çok beni kuvvetlendiren bir hep duygu oldu. Elektronik mühendisiyim aslen ben. Bu mesleği seçerken de hiç bir tereddüt duymadım. Bu inancın bana getirdiği çok güzel bir hediye oldu mesela mühendislik mesleği. Tabii yetiştirme tarzım, ailem de bu konuda beni destekledi ama ben açıkçası hani bunun da önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan benim gibi düşünse de cesaretli olsa da ne yazık ki ayrımcılığa maruz kalan birçok kadının olduğunu da görüyoruz. Bu konu hem benim hem de çalıştığım kurum Arzu'nun oldukça odağında olan bir konu. Bu anlamda ben hem kurumumda hem de kurum dışında sosyal sorumluluk boyutunda hem perakende de kadınların üst kademelere gelmesini destekleyen Lead Network hem de kadın girişimcileri destekleyen kadın yatırımcıların olduğu Türkiye'nin ilk kadın yatırımcı platformu Aryan'ın da üyeleriyim ve aktif olarak çalışıyorum. Siz tabii Arzum'da pazarlama ve ürün geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcısınız. Bu pozisyonda tam olarak hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Bize biraz yaptığınız işi açıklayabilir misiniz örnekleriyle ve siz göreve geldiğinizden bu yana nasıl bir fark yarattınız? Benim Arzum'daki hikayem 7 yıl önce Arzum'un aslında ikinci el yılına hazırlama ve değer katma misyonuyla başladı. Bir dönüşümün aslında paydaşlarından biri olmak üzere Arzum'a katıldım. Ve Arzum'un hikayesine dahil olduğum günden bugüne çok değerli ekip arkadaşlarımla birlikte Arzum'un hem adetsel pazar liderliğini güçlendirdik hem de değersel anlamda da pazardaki konumunu beşincilikten üçüncülüğe kadar getirdik. Her sene pazarın üzerinde büyüdük. Karlılığımız arttı. Finansal performansımızı çok iyi düzeye çıkardık. Kendi konularımızda çok uzman bir ekibiz biz ve çok da tutkuluyuz, heyecanlıyız. Başarıyı seven insanlar Arzum'da çalışıyorlar ve böyle bir ekip çalışmasıyla aslında bu son 7 yılda çok kıymetli işler yaptık. Hep şuna inanıyoruz. Arzum'da bizim en kıymetli varlığımız insanlarımız. Biz Arzum olarak kendi fabrikalarımız yok, kendi mağazalarımız da yok. Ama çok kuvvetli bir markamız ve iyi bir Ar-Ge'miz var, kuvvetli bir Ar-Ge'miz var. Ve merkezimizde de tüketicilerimiz var. Biz bu dönemde birçok patentli teknoloji geliştirdik, böyle ürünler geliştirdik. Ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi olduk. Tasarım kimliklerimizi yeniledik. Yaptığımız çalışmaları aslında uçtan uca da yaklaştık. Bu noktada benim rolüm de biraz spesifik, bundan da bahsetmek istiyorum. Ürün geliştirme ve pazarlama bir arada yönetiyorum ben. Çünkü bir yerde fikirden rafa kadar olan süreç var. Bir yerde ise raftan tüketici deneyimine giden süreç var. Fikirden rafa dediğim süreçte fikir her yerden gelebiliyor. Bizim çok bize inovasyon şampiyonluğu da getiren bir fikir atölyemiz var. Fikrini ürünleştirdiğimiz arkadaşlarımızın 5 yıl boyunca kârdan %1,5 pay aldığı bir sistemi yürütüyoruz. Şu anda da bu şekilde 5 farklı ürünümüz
bu sisteme dahil durumda ve herkese de açık bir platform. Fikirler buradan gelebiliyor, tüketiciden gelebiliyor, pazar araştırmalarından gelebiliyor. Bu fikirlerin hepsinin ürün haline dönüşmesi çok uzun bir yolculuk. Ben burada Ar-Ge, kalite ve satın alma fonksiyonlarıyla beraber bu fikirleri ürünleştirme sürecini yönetiyorum. Diğer yandan da ürün rafa geldikten sonra tüketicinin bu üründen sağlayacağı fayda, iletişim faaliyetleri, ürünün yönetilmesi, karlılığı, sağlığı, ömrü, yani bununla ilgili toplam bütün tüketicileri ilgilendiren bütün faaliyetler de yine bana bağlı. Burada da pazarlama kökenli, uzmanlığı pazarlama ve pazarlama iletişimi olan Türkiye'de ve globalde bir ekibi yönetiyorum. Şuna çok inanıyoruz biz Arzum olarak. Tüketici içgörülerini almanızla onu ürün veya hizmete dönüştürmeniz arasındaki yol ne kadar pürüzsüz olur ise o kadar hızlı akıyorsunuz ve tüketicinizi çabuk duyup çabuk aksiyona geçiyorsunuz. Bizim bence sektördeki farkımız da aslında bunların hepsini tek çatı altında götürmemiz oldu. Biz de yakından takip ediyoruz. Özellikle de sizden ötürü yakından takip ediyoruz Arzum'u. Arzum'un yenilikleri peş peşe geldikçe biz de sizinle kendimizce gurur duyuyoruz. Hani böyle bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Büyük bir ekip çalışması. Bu arada kendi ekibimde de işe uygun kişi yerleştirme prensibimiz var bizim ama gerçekten işini çok iyi yapan erkek yöneticilerim kadar bayağı da kuvvetli bir kadın yönetici çalışanım var. Kendi ekibimde 26 kişilik bir ekibiz biz. Senior, bayağı uzman kadın yöneticilerim. Sağ olsun. Onları burada da keyifle anmak istiyorum. Bütün başarıları beraber aslında sahipleniyoruz. Biz de hepsini kutluyoruz. Hem kadınları hem erkekleri, bütün ekibimizi. Şimdi biraz sizi yakından tanıyalım mı? Öyle bir girizgah yaptık biz. Hani Arzum'dan, yaptığınız işten ama tanımayanlar olabilir. Bir de bu başarının arkasında nasıl bir eğitim ve nasıl bir kariyer var merak ediyorum açıkçası. Bize bahsedebilir misiniz acaba hem eğitim hem de kariyer hayatınız nasıl ilerliyor? Şimdi şöyle, ben aslında 4 çocuklu bir ailenin kızıyım. 4 kız kardeş. Şu anda az önce de başlamadan önce size sohbet ettik. Arkadaki tablo da çok sevdiğim bir arkadaşımın benim için yaptığı 4 kız kardeş tablosu. Ailemizde eğitim her zaman çok önemliydi ve bugün de 4 kız kardeşim de kendi kariyerlerinde çok iyi noktadalar. Ben elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum dediğim gibi. Üstüne de Bilgi Üniversitesi'nde MBA yaptım. Profesyonel iş hayatıma elektrikli ev aletlerinin üretim tarafıyla başladım. Üretim ve ürün geliştirmede 12 yıl boyunca sektöre birçok yeni sıfırdan ürün kazandırdım. Bugün bazı bu ürünlerin bazıları 3-3,5 milyon adetlik aslında kategoriler haline geldi. Mesela Türkiye'nin ilk çay makinesini yapan ekibin içindeki mühendislerden biriyim ben o dönemde. Ne mutlu ki bugün o kategorinin bu büyüklüğüne geldiğini gördük. Birçok inovasyonu, yani 26 yıl oldu aynı sektörde meslek hayatımı devam ettirebilirli ve birçok inovasyon bugün artık tüketicinin olmazsa olmaz ürünü haline geldi. 2009 yılında Index Group bünyesine katıldım. Çünkü onların da bir küçük ev aletleri markası lanse etme hayali vardı. Kurucu ekibin içine girdim ve Homant adında bir marka yarattık. 5 yıl boyunca da orada da yine tam bir kurumsal girişimci kimliğiyle. Ben bunu tabii bu unvanı bilmiyordum açıkçası. Çok da hoşuma gidiyor kurumsal girişimci unvanı. Çünkü beni çok karşılıyor. Çünkü orada gerçekten de bir girişimci ne kadar elini sokarsa her işe, ne kadar tulumunu giyer çalışırsa hemen her noktasında çalıştığım bir iş oldu. 2 yıl boyunca Çin'de yaşadım. Hem ürün geliştirmesi, pazarlaması, kanal konumlaması, satış sonrası hizmetleri her şeyiyle pazara bu markayı sunduk. Ve 2014 yılında oradaki aslında görevimi tamamladığımı düşünerek Arzum'a katıldım. Önce araştırma ve geliştirme direktörü olarak katıldım. Ardından icra kurulunda pazarlama ve ürün geliştirme fonksiyonlarını yönetmeye başladım. 7. yılındayım. Hep başarılarla dolu. Özellikle de ben çaydanlık kısmına takıldım. Hani bugün herhalde olmayan yoktur. Ve bunun içinde evet. Olmak, tasarım ekibinin içinde yer almanız hakikaten çok güzel, çok önemli bir başarı herhalde. Evet. Nasıl başlarsanız öyle gidiyor. Siz çok iyi bir şekilde başlamışsınız ve kariyeriniz sürekli tırmanarak ilerlemiş. Sizin gibi ben başlayan...
şeyine Tülay Hanım şey diyorum. Yani bu bir tutkuyla yapılıyorsa her iş yani fark etmiyor. Başladığımdan bu yana yeni bir şey ortaya çıkarmak ve bunu tüketiciyle buluşturmak müthiş bir heyecan. Her biri bir doğum kadar beni aslında tatmin etmiş, keyif aldırmış, işin ötesinde olmuş. Dolayısıyla da bu da dışarıya tabii ki bir başarı gibi yansıyabilir. Ama her hani bunları yapanların hissettikleri gibi ben hep daha iyisi olabilirdi diğer taraftayım. Bunu da burada söyleyeyim. Siz deseniz de ben çok o kadar kendisiyle çok aşırı gurur duyabilen birisi değilim açıkçası. Duyun duyun, o kadar da mütevazı olmayın ya. Ne geldiyse başımıza mütevazılıktan geliyor hep zaten. Yani daha iyisini yapmak için önümüzde bir engel yok. O yüzden hani ben şeyden çok çekiniyorum. Oldum dediğiniz yer durdum dediğiniz yerdir. Olmamayı tercih ediyorum. Amatör ruhu çok seviyorum. Umarım bana verilen süre kadar sürede gerçekten sadece üretirim ve sadece de amatör ruhum devam eder. Bakmayın tabii ki ben şaka yapıyorum. Elbette hep dahası ve dahası olmak zorunda ki kendimizi geliştirebilelim. Yoksa olduğumuz yerde kalırız. Peki ben şimdi merak ediyorum, Arzum'da acaba toplumsal cinsiyet eşitliği açısından baktığımızda durum ne? Kadın çalışan, yönetici kadın oranları acaba nasıl? Bunları öğrenmek isterim ve ayrıca da toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için Arzum olarak siz şirket olarak neler yapıyorsunuz? Biz toplumsal fırsat eşitliğini benimseyen bir markayız Arzum olarak. Şu anda şirketimizde toplamda %30 çalışanımız kadın. Yönetici kademesinde %37 kadınımız var. Yönetici kademesinde %33 çalışanımız kadın. Ve bu oranı aslında hızla yukarıya çekmek ve gerçek bir %50'ye yaklaşımına yakalıyor olmak en büyük hedeflerimizden biri. Burada kadınların farklı bakış açılarına, stratejik değerlendirmelerine gerçekten de çok güvenen bir şirketiz. Her konuda onların da kendi değerlerinin farkında olmasını istiyoruz ve bunun için de çaba harcıyoruz. Orada hakikaten de belirli bazı bariyerler, kişinin kendi yarattığı, kadının kendi yarattığı bariyerler de olabiliyor. Bu anlamda yapamıyorum diyene yapabildiğini göstermek için mentorluk, koçluk, ihtiyacı olan eğitimler, bunun gibi bütün fırsat alanlarını açıyoruz. Hedefimiz gerçekten şirketimizin her kademesinde, buna yönetim kurulu, icra kurulu, müdürler grubu, bunların hepsinde aslında her kademede daha fazla kadın görmeyi istiyoruz ve bunun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakında bir şeye katıldık. Diversity Scorecard denilen Lead Network'ün bir scorecard uygulamasına katıldık. Türkiye'deki derecemiz de çıkıyor olacak. Ben açıkçası Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğumuzu düşünüyorum. Ama demin söylediğim gibi yeter mi? Yetmez. 50'ye kadar yolumuz var. Umarız o yolu çok kısa sürede kat edersiniz ve artık Arzum'da %50-50 eşitlik sağlandığı şeklinde biz de sitemize haber yaparız. Umarım. Şimdi tabii siz yılların deneyimi içindesiniz. Hem kendi tecrübeleriniz var hem de büyük şirketlerde çalıştığınız için başkalarını da gözlemleme, inceleme fırsatınız var. Hem de aynı zamanda Arya'dasınız, Arya platformu içinde yer alıyorsunuz. Bu yüzden de sizin cevaplarınızı açıkçası daha fazla merak ediyorum. Çalışan kadınların en önemli sorunları sizce neler ve neler yapılabilir bu konuda? Şimdi aslında bu bayağı kendi başına oldukça kapsamlı bir konu. Çünkü bunun içinde toplumsal figürler var, tabular var. Ailenin aslında kendi başına bir pozitif ya da negatif etkisi var. Eğitim, çalıştığımız kurum. Bunların hepsiyle gelip çalıştığımız kurumun aslında bu cinsiyet eşitliğine nasıl yaklaştığı ile ilgili konular var. Bunların hepsi aslında kadının çalışma hayatındaki gelişiminde engel ya da destek unsurları haline geliyor. Bu konularda da birçok dernek, sayısız çalışma, ben içinde olduğum, olmadığım, izlediğim çok şey var. Ama aşılması gereken de hala çok çok fazla konu var. Ve sadece Türkiye'de değil, dünyada da ben mesela bunu gerçekten çok ilginç buluyorum. Bu noktada bunu hatırladığım için şimdi onu söyleyeceğim. Ben fabrika müdürüyken İsviçre'den bir heyet gelmişti. Onlara bir aslında ürün geliştiriyorduk, ürün satışı yapacaktık.
Onları bütün gün ben misafir ettim. Toplantılarımızı yaptık. Akşam tam giderken biz de sizinle bir fotoğraf çektirmek istiyoruz ve çünkü biz de hiç dedi kadın fabrika müdürü görmedik. Benim açımdan gerçekten bir şeydi, travmaydı. Çünkü ben hep inanıyordum ki onlarda çok daha ciddi eşitlik var. Bizde ise işte ben seçilmiş, uğraşmış olduğumu sanıyordum. Sonra bunun üzerine baktım. Belki sizin de bildiğiniz şeylerdir. İsviçre bizden çok daha sonra kadına haklarını vermiş, seçme seçilme hakkını vermiş. Hala da kadınların yardımcı bulamadığı için kariyerlerini bıraktıkları bir yer. Dolayısıyla bu konu gerçekten dünyada da bir konu. Ben açıkçası bu konuda yapılacak olan her çalışmanın katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bugün bu yaptığımız görüşme de dahil olmak üzere. Farkındalıkla ilgili çok şey yapmamız gerekiyor. Kurumlara çok iş düşüyor. Eğer yani kota uygulamasına gibi baktığımızda belki çok sevimli durmuyor. Hani ama eğer ki bir seçim yaparken bir tık o role en uygun adayın kadın olması için bir tık daha çaba harcamazsak zaten ortamdan dolayı o eşitliği sağlamamız çok kolay olmuyor. Yani orada en azından zihnimizde biz yöneticilerin, liderlerin aynı role acaba bir kadın adaya da bakayım mı demesi lazım. Önüne 4 tane aday geldiğinde ikisini kadın istiyorum diye HR departmanlarını birazcık zorlaması lazım. Önce o fırsatın tanınması gerektiğini düşünüyorum. Ve kadınların gelişimine dönük de belirli bir seviyedeki herkesin bu toplumdan aldığını, ailesinden aldığını vermesi için çalışması gerektiğini düşünüyorum. Kadın erkek fark etmez. Aldığımızı vererek ancak ülkemizi geliştirebiliriz. Bu söylediklerinize katılmamak mümkün değil. Çünkü hep biz kadına yönelik şiddet bir böyle türden bir olay meydana geldiğinde bütün ülke olarak ayağa kalkıyoruz ve herkes tepki gösteriyor. Ama maalesef tepki göstermekle kalıyoruz. Oysa bu şiddetin temelinde kadın erkek eşitsizliği yatıyor. Eğer biz hayatın her alanında bu eşitliğin sağlanması için sizin de anlattığınız gibi çaba gösterirsek, bu kadına yönelik şiddetin de sonlanması için aslında aynı zamanda bir çaba oluyor. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Yani bu bir dönüşüm. Sadece bir yerinden çözmemize imkan yok. Yani bu dönüşümü her yerinden tetiklemeliyiz. Negatifleri görmekten yoruluyoruz. Bazen gözümüzü kapatıyoruz. O zaman pozitifleri daha çok göstermeliyiz. Rol model olmalıyız. Bu teknolojideki, bilimdeki genç kızlarımızla ilgili çok güzel çalışmalar yapılıyor son dönemde. Her birini bir tanesini ben bu pandemi döneminde çok arzu ettim. Hala hayata geçiremediğim bir proje. Dedim acaba haftada 3 gün, 4 gün, şu anda mesela benim gerçekten üzüldüğüm bir konu, onlar bizlere, bizim gibi kurumlara ulaşmak için çok çaba harcayan çok genç var. Biz açıkçası birçok üniversiteyle bu anlamda çok proje yapıyoruz onların bize ulaşabilmeleri için. Anlaşmalı stajyerlik programlarımız var. Ama tabii öyle bir dönem oldu ki biz kapandık. Onlar kaldılar. Onları mümkün olduğunca sarıp sarmalamak gerekiyor. Şu anda kariyerleri için üniversite bittiğinde ne olacağını bilememenin endişesi olan gençler. Onların içinde de tabii ki genç kızlarımız var. Dediğim gibi bireysel proje bile çok kıymetli. Umarım ben de yakın zamanda gerçekleştiririm bu projemi bu arada. Çünkü ben bunu bayağı bir yapılandırdım. Ama yoğunluktan henüz başlamadım. Bireysel olarak, şirket olarak zaten yapıyoruz ama. Çok güzel. Biz de mutlaka takip ederiz. Bu arada şimdi tabii genç kadınlardan söz açılmışken onların rol modellerinden birisiniz siz de. Niye? Çünkü başarınızla ortadasınız ve çok büyük bir şirketin pazarlama ve ürün geliştirme gibi bir sorumluluğu üzerinizde. Önemli bir başarı bu. Kadınlar bu başarıyı nasıl yakalayabilirler? Biraz da o genç kadınlarımız için özellikle soruyorum bu soruyu. Yani genelde konuşurken böyle çok çalıştım, çok çalıştım deniyor ama yani belki sabah 8, akşam 8 çalış ama boş yere çalışıyorsan çok çalışmış gibi görünüyorsundur ama aslında çok da verimli bir çalışma olmayabilir o. Nasıl başarı yakalanır? Bir kadın iş hayatında başarılı olmak istiyorsa bunun anahtarları nelerdir? Tavsiyeleriniz neler olur onlara? Ben aslında demin söylediğimle bir başlayayım. Çünkü önce
Ben şeye çok inanıyorum, zihnin oyunlarına çok inanıyorum. Bu anlamda da çok okuyorum. Kendim koçluk eğitimi de aldım. Sertifikalı da bir koçum da. Şunu çok görüyorum, zihnimizin bize yarattığı bariyerler bizi aslında bayağı bir frenliyor. Yani biz kadın olduğumuz için bir şeyleri yapamayacağımıza inanmamız ya da bize o dezavantajları gösterenlere çabuk ikna olmamız zaten bizi hemen bir adım geriye itiyor. Bir defa bizim kadın ya da erkek, burada net şunu söylüyorum, yapmak isteyip de yapamayacağımız normal şartlarda, önce bunu koyalım, hiçbir şey yok. Dolayısıyla şu kadın olmanın dezavantajı denilen şeyden biliyorum dışarıda bir şeyler olabilir ama kendi içinizde izin vermemeniz gerekiyor. Çok çalışmak, evet doğru, gerçekten çok çalışmak gerekiyor. Yani ben, oğlum 6 yaşındaydı, ailelerimiz şehir dışında, hala da şehir dışındalar. Eşim ve kendisini sevgiyle anıyorum. Bir yatılı bakıcımızla oğlumu 2 yıl boyunca 6 yaşındayken bıraktım. 8 yaşında ben ayda 10 gün Türkiye'ye gelip 20 gün Çin'deydim. Geldiğimde okumayı öğrenmiş oluyordu. Geldiğimde sayıları çözmüş oluyordu. Hiçbir şeyini yakalayamadım. Evet, çalışmak gerekiyor mu? Çalışmak gerekiyordu. Bunu istiyor muyum diye o dönem pedagog desteği bile aldım. Çünkü gitmeyle gitmeme arasında çok zorlandım bir anne olarak. Orada bana söylenen şeyi ben herkese söylemek istiyorum. Ne yapmak istediğini biliyorsan ve bunu çok istiyor isen, bunu çocuğun da çok güzel hisseder ve seni takdir eder. Hiç sakın ödün verme dediler. Ve ben bunu gerçekten de, oğlum bugün 17 yaşında, son derece özgüvenli bir çocuk. Yanımda olsaydım belki bu kadar bile olmazdı. O benim mutlu olduğumu, yaptığım işten keyif aldığımı gördükçe daha da bireyleşti. O yüzden lütfen orada da bir kendilerine şey görmesinler. Yani çocuk da varsa yapılıyor. Yani ya birçok insan bazen şey diyor, işte ya evli değil, çocuğu yok, İşte o yüzden kariyerinde çok ilerledi. Hayır, evli, çocuklu, aynı zamanda kayınvalidesi olan, aynı zamanda görümcesi olan, aynı zamanda yapmak zorunda olduğu yemekler olan bir kadın da bu işleri yapabiliyor. Ama tabii her seçiş bir vazgeçiş. Çok sosyal olmadığım yıllar oldu. Odam gece yatarken saat farkından dolayı gerçekten de eşimden gizli bilgisayarı da yatağa aldığım geceler oldu. Gece yazıyordum, sabah onlar geldiğinde işte o faz farkından kaçırmayın diye. Eğlenmeyi canımı çok istemediği, işin başarısını görmek için çırpındığım zamanlar oldu. Bunları istemeyle ilgili bakması lazım şeylerin, kadınların. Ve şunu çok iyi bilmeleri lazım. Bunu ben erkeklere de teyit ettiriyorum. Bizim hem anne, hem eş, hem çalışan kadın olmamız. Bizde çok güzel bir problem çözme, zaman yönetimi, multitasking. Şu andaki en kıymetli şey değil mi? Hani kişileri aslında kutularda istemiyoruz artık. Projelerde çalışsınlar, platformlarda çalışsınlar. Kutularının dışına çıksınlar istiyoruz. Herkesi şirketimizde birer küçük girişimci gibi çalışmalar istiyoruz. Ve bunun çok faydasını görüyoruz. Kadın zaten böyle yaşıyor. Dolayısıyla aslında elimde müthiş bir avantaj var. Bunları becermenin getirdiği yetkinlikle ortalama bir çalışandan çok daha hızlı birçok konularda yol alabiliyor. Bu da kadını çok güçlendiren bir özellik. Size gelenlerin güçlü yanlarını alıp güçsüzlerini, sizi engelleyenlerini hemen gündeminizin dışına atmanız gerekiyor. Tavsiyelerim bunlar olabilir. Hepsi de çok güzel tavsiyelerdi. Bir tek tek altına imzamı atıyorum. Özellikle çocuğunuzu bırakıp uzaklarda işin peşinde olmanızdan ötürü o konuyu azıcık açayım isterim. Bugün pek çok kadın üniversiteyi bitirdikten sonra evlenir de çocuğu olursa maalesef iş hayatına katılmıyor. O yüzden de iş hayatındaki istihdamdaki kadın oranımız bizim çok çok düşük, aşırı derecede düşük. Çocuğuma bakarım, ben çocuğuma bakarım diyor. O yüzden iş hayatını terk ediyor. Veya çocuk oluyor, çocuğa kim bakacak? Bir aile büyüğü yoksa, kreşe verecek parası yoksa cebinde. Çünkü alınan maaşlar ortada. Yani bir maaşı siz kreşe, kiraya nereye vereceksiniz, nasıl yetecek? En iyisi çocuğuma ben bakayım deyip iş hayatından uzaklaşabiliyor, öyle değil mi? Aynen. Ama orada bir şu şey de yapmayayım, hatırlatayım. Ben hani hep derler ya, başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır diye. Bu noktada şuna da çok inanıyorum. Hayat arkadaşınızın da sizi cinsiyetten bağımsız destekliyor olması çok önemli. Ben kariyerimde bu uzun dönem Çin'de yaşayacağım zaman
bir gece sabaha kadar neredeyse ağladım. Çünkü gitmeyeyim dediğimde gitmeyeceğim için çok üzüldüm. Yani bu kariyeri seçmemek için çok üzüldüm. Gideyim dediğimde çocuğum kalacak diye çok üzüldüm. Yani iki seçim de o kadar üzüyordu ki beni. Yani kalmak da çok üzüyordu, gitmek de çok üzüyordu. Yani bu seçeneği kabul etmek, teklif bana geldiğinde. Homer'den bahsediyorum. Orada eşimin bunu yapmazsan ömür boyu çok üzüleceksin. Bunu denemek istiyorsun, ben yardımcı olacağım sana demesi aslında beni çok cesaretlendirdi. Yani bir tavsiyem de şu olsun. Hayat arkadaşınızı kesinlikle cinsiyetten bağımsız yol arkadaşı olarak seçin. Yani siz onun karısıysanız, o da sizin kocanız. Siz ne kadar gitmek istiyorsanız o sizin. O ne kadar gitmek istiyorsa bu arada siz de onu desteklemelisiniz. O anlamda ben orada biraz şanslıydım. Onu da yadırgamıyorum ama şansını da kendin yaratırsınız. Seçimleri de ona göre yapmak lazım diyeyim artık sonunda. Yani evlendiğimizde çalışamazsın, evinin karısı, kadını olacaksın, oturacaksın evinde diyen bir adamla evlenmektense hayatım sen çalış, ben her zaman seninleyim, destekliyorum. Hanım, burada evet, kesinlikle. Burada bir şey daha hatırladım. Ben 12 yıl fabrikada çalıştım, biliyorsunuz fabrika müdürüydüm. Bu şekilde evlendiğinde çalışmasına gerek olmadığına ikna edilen çok genç kızımızı, montaj hatlarında çok gençler çalışırdı. Çoğunu çok ikna ettim. Çünkü bir anda gerçekten de ona vaat edilen şey güzel bir mobilya, bir ev, aslında onun hapishanesi, mutfak eşyaları, başında bir koca. Ben ona bunun onun için ne kadar yanlış olduğunu ikna edip daha sonra da bana teşekkür eden çok insan oldu. Yani burada orada sıcak, samimi ve bir anda konforlu gelen. Tabii ki bu bizim seviyemizde mümkün değil. Ama hani az önce dedik ya, çalışan kadınların çalışma hayatında daha fazla olması. Onları da sıkı sıkı tutmak gerekiyor. Bırakmak isteyeni tutmak gerekiyor yapmaması için. Bizim de çocuğum olunca yapamam. Bu işlerle beraber yapamam. Bunların hiçbirini söylememiz gerekiyor. Hepsini yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok keyifli bir söyleşi oldu. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da almak isterim. Çok teşekkür ediyorum ben de Tülay Hanım. Bunları konuştukça yapılacak şeyler beni tabii daha heyecanlandırıyor. Allah uzun ömür verdikçe inşallah sizler gibi çok değerli platformlar, aslında kadının varlığını, görünürlüğünü sağlamaya çalışan platformlar, bizler gibi bulunduğu noktadaki güçlerini biraz daha kadınların güçlenmesi için kullanabilen kadınlar ve yöneticiler, bütün yöneticiler, bizim şirketimizdeki erkek yöneticilerde de aynı vizyonu görüyorum. Hepsi kız babası, hepsi geleceğin aslında kadınlarını yetiştiriyorlar. O yüzden o içgörüleri çok kuvvetli. Ne şanslıyım. Umarım herkes böyle erkeklerle de çalışıyordur. Bence hep birlikte yapacaklarımızı yapmak için sürekli çalışmaya devam edelim. Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.